Kosova'nın en güzel köftesi burada. Adın ne? Ayrılmışsa. 1389 Balkanlara geliş. Tabii ki Türk bayraklı. Ankaralı arkadaşlar. Türkiye'yi seviyor musunuz? Nasıl sevmezim ben onu. Kız kardeşim var Bursa'da. Sen memleket neresi sana ya? Her şeyi bedava vermeye çalışıyor. Daha fazla köfte vereyim diyor. Su getiriyor. Kahve yapayım diyor. Böyle bir misafirperverlik uzun zamandır görmemiştim. Abi çok sağ ol ya. Adamsın. Mısır olması lazım. Pristina kentinden ayrıldık. Şimdi Prizren'e doğru otobüsle gidiyoruz. Şu anda geldiğimiz restoranda ben havuç salatası söyledim. Pia yeşil bir salata söyledi. What was the name of this? Just green salad. Green salad. Ben bir de ayran söyledim. Ayranın güzelliğine bakıyorum. Köpükler çıkmış. Abi kaymaklı köfte geldi. Kaymağın üstüne köfteyi koymuşlar. Buranın geleneksel yemeğiymiş bu. Şu anda Prizren'de çok güzel bir restorandayız. Ama berbat bir müzik çalıyor arkadan. Burası Prizren'deki Selim Paşa Camii. Ve şu anda namaz vakti. Bu caminin adı Sinan Paşa Camii ve TİKA isimli kuruluş, yani Türkiye'deki devlet kuruluşu bu caminin düzenleme işini yaptırmış. Balkanlarda çok yerde bu TİKA isimli kuruluşun yaptırdığı böyle tarihi eserleri görüyorum. Buralarda hep böyle hamamlar, camiler, Osmanlı'dan kalma eserleri hep TİKA düzenleme işlerini yapmış. Çevre düzenlemesini ve restorasyonunu yapmış. Bu arada bugün çok kalabalık bir gün yaşanıyor. Bugün günlerden pazar. Prizren'de. Piyada benim resmimi çekiyor. You are taking my picture, I'm taking your video. Behind the scenes material. Yeah. Behind the scenes. Burası da Sinan Paşa Camii'nin arka kısmı. Caminin içindeki bahçe burası. Şurada abdest alma yeri var. Burada da hediyelik eşyalar satıyorlar. Yeah, that's why I couldn't be an Instagram girl. Burası Prizren'deki Türk konsolosluğu binası. Türk bayrağını görüyorsunuz tam karşıdaki. Abi en güzel yere, en güzel lokasyona bizim Türk konsolosluğunu yapmışlar. Helal olsun. Tam şehrin en işlek yeri burası. En fazla insan buradan geçiyor. Turistler, lokaller hep burada. Tam derenin kenarı, caminin karşısı. Today, then tomorrow. Aha. Burayı bize akşam yemeği için hostelden önerdiler. Çok güzel görünüyor. Tam bizim şark köşesine benziyor. Restaurant Tradicional Hanireyter Prizren. Abi burada kendi halinde bir minare var ama camisi yok. Böyle bir minare duruyor sadece. Burası da Türk hamamı. Tarihi bir Türk hamamı. Şu anda müze olarak kullanılıyor. Hamam olarak faaliyette değil. Bizim hostelden arkadaşlara burayı tavsiye etmişler. Gidin kahvaltınızı burada yapın diye. Turkish Restaurant Ocakbaşı diye. Best Ocakbaşı Cafe. Burası Prizren'de bir restoran. Şimdi burada biz kahvaltımızı yapacağız. İçeride garsonlar da Türkçe konuşuyor bu arada.
Oh, they have lahmacun as well. They call it lahmacun. This is what he was talking about yesterday. Yeah. Burası Prizren'deki kale. En tepeye çıktık bu kaleye gelmek için. Burası ücret almıyor. Kahvaltıdan sonra hemen yürüye yürüye geldik buraya. 10 dakika sürüyor. Buradan bütün şehri tepeden görebiliyorsunuz. Prizren şehri yukarıdan bakınca bayağı büyük görünüyormuş ya. Her yer ev dolu. Dört kişiyiz şu anda. Pia var yanımda, Finlandiyalı. Chris diye bir arkadaşımız var. Dün akşam da beraber takılmıştık. Kendisi aslen Ermenistanlı. Avustralya'da yaşıyor. Ve yeni bir arkadaş daha bulduk. O da Katalonya'da, Barcelona'da yaşıyor. Burası kalenin arka kısmı. Dağın tepesine bir cami yapmışlar. Şurada ileride 3 tane villa var dağın tepesinde. Aşağıda nehir akıyor. Küçük bir restoran, kafe var orada. Ve ileride de yolun hemen üstünde küçük küçük mağara gibi yerler var. It's an actual tunnel. Tünel bulduk burada. Buraya bir konser platformu yapmışlar abi. Sanırım şurada konserler yapılıyor. Bu yolculukta çok fazla kale gördük Pia ile beraber. Ve her seferinde farklı insanlarla tanıştık ama hep Pia ile beraberdik. İşte Prizren şehri. Kosova'nın en büyük ikinci şehri bu. Abi kalenin içine bir tane dondurmacı açmışlar. Kalenin içindeki tek dükkan bu dondurmacı. Balkanların en sevdiğim yönlerinden birisi şehirlerde böyle karşınıza çeşmeler çıkıyor. Bu çeşmelerden suyu içebiliyorsunuz. Bugün Mamuşe'ye gidiyoruz. Orada Türkler yaşıyormuş. Türkçeleri birazcık bizimkinden farklıymış. Kosova Türkçesi konuşuyorlarmış ama
anlaşabileceğimizi umuyorum. Yarım saatlik bir otobüs yolculuğu yapıyoruz ve otobüsün içinde herkes Türkçe konuşuyor. Siz biraz ileride siz durursunuz, ben biliyorum. Tamam abi. Sen memleket neresi sen ya? Memleket neresi? Benim İzmir. İzmir? Hı hı. Evet. Kafaya. Türkiye. Karşıyaka. Karşıyaka. Evet abi. Allah Allah. Cami orada ne kadar çıkarsın? Camiye 3 gün. Sen burada araba durur derste. Tamam abi, çok buradan sağ ol. Buradan dersten hareket. Dokun tamam. Buraya cami var. Ondan belediye benim, var. Benim cegellerim var. Salihli'de. Ha. Tamam abi, görüşürüz. Kendine iyi bak. Derste görüşürüz. Salihli'de yeğeni varmış. Aşağıda. Tamam, teşekkürler. Evet, Mamuşa'ya geldik. Her şey Türkçe yazıyor. Belediye, çocuk parkı, ambulans, cami, Cumhuriyet, Saat Kulesi, kışla, Türk bayrağı var, Kosova bayrağı var, Arnavutluk bayrağı var. Şurada bir köfteci varmış. Mamuşa Center. Oh be, şehirden çıkmak güzel oldu ya. Her tarafta arabalar vardı, trafik sesi. Şimdi kuş cıvıltıları arasında yürüyoruz. İlk karşımıza çıkan şey de bu cami oldu. Evet, burası Mamuşa'nın içindeki cami. Kitaplar hep Türkçe. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi var burada. Her şey gördüğünüz gibi Türkçe abi. İleride Türk bayrağını görüyorsunuz. Şurada Saat Kulesi var. 1389 Osmanlı'nın Balkanlara gelişi diye yazmışlar. Osmanlılar 1389 Balkanlara geliş. Bu köy daha önce gezen YouTuber'ın hiç olmadığını söylemişti bana resepsiyondaki arkadaş. Halbuki köyde çok fazla Türk ve Türkiye etkisini görebiliyorsunuz. Yani mesela şuradaki bank bile Keçiören Belediyesi'nden alınıp getirilmiş. Ankaralı arkadaşlar, sizin bankınız şu anda Kosova'da hizmet görüyor bir caminin avlusunda. Balkanların en güzel tarafı, burada her yerden su içebiliyorsun. Su
ücretsiz ve bütün çeşmelerden içme suyu akıyor. Her yerde, bütün sokaklarda çeşme var. Burası Osmanlı'dan kalma Mamuşe köyü. Sadece Türkler yaşıyor burada. Herkes Türkçe konuşuyor. Ve şu anda bir tarlanın içindeyim. Ne olduğunu bilmiyorum ama mısıra benziyor abi. Mısır olması lazım. Ya. Traktörden başka araç geçmiyor. Horoz, tavuk sesleri, cami, kuş sesleri. Güzel, huzurlu bir yer. Her yerde Türk bayrağı çıkıyor karşımıza. There's a Turkish flag over there. Geldiniz ha? Evet, Mamuşe'ye geldik. Gezme ha? Gezmeye geldik. Çok iyi, çok iyi. Ne der İsmail? Burada mı oturuyorsunuz? Ha, biz burada Mamuşa'da. Bu köyde neresi var gezecek dayı? Gezecek de onda. Cami yanında. O, camiye gittik. O Centra'dan da. Doğru. Gördük orayı. Dögü ülke, Dögü Beyri. Cezersen onda. Burada o. Burası Osmanlı'dan kalma köyü. Osmanlı'dan. Tokat, Tanzelman. Tokat. Tokat. Tokat, Türkiye. Karadeniz mi? Siz Tokat'tan mı geldiniz? Evet. Ama çok eskiden geldiniz. Eskiden o. Demek ki Türkiye açılmış bundan. 1912'den evvel, 12'de çevirmiş burasını Türkiye. Ha, 1912'de geldiniz. Yok yok. Pişin. Abi 1912'de Türkiye küvermiş bu yerleri. Gitmiş Türkiye'ye. Osmanlı var. Bağımsız oldu. Evet. Daha Yugoslavya yakaladı bir takım şey. Arnavutluk şey. Yugoslavya 50 sene tuttu. Sonra o da bozuldu. Şimdi NATO. Evet. NATO şimdi bakıyor buraya. NATO bakıyor. Amerika bakıyor. Evet. Türkiye, Tayyip Erdoğan bakayım. Ha, Türkiye'ye Tayyip Erdoğan bakıyor. Tayyip Erdoğan bakıyor. Kalsın Amerika'ya. Ama bu Arnavut. Anlayın mı sen? Arnavut. Arnavut. Evet. Şey, Miledi. Ola seviyordu Amerika'yı. Abi biz Mamuş'a biz seviyorduk Türkiye'yi. Türkiye'den yardım var. Ama bula anlamaz da bula politikadan bu Arnavut'la. Bak nasıl... Hep historia, nasıl diyeceğiz ki, tarih. Tarih hep Türkler için yaramay, Osmanlılar için vermişler. Evet. Sırplar vermişler yaramay. Sırplar hep, bizi sevmiyor. Ha? Sırplar bizi sevmiyor. Yok, sevmez bizi. Ola hep yaramay vermişler Türkiye için. Sırplar ne yapmışlar burasını, hiçbir de historia yok demek, yazı yok. Evet. O söyledi. Yani bu milyatlar. Arnavutlarla iyi anlaşıyor musunuz? Anlaşıyoruz. Evet. Arnavutça biliyor musun dayı? Evet, biliyorsun. Benim annem Arnavut kadı. Çocuğun da aynı o şey. O bile Mamuş ama. Karışık yoktu bir şey. Bu tarla senin mi? Evet, bu benim. Ne ektin dayı buraya bunlar ne? Bu biber. Biber. O lahana. Lahana. Ola yukarı var salata var patlıcan. O serala. Evet. Onlar da benim ta yukarı. Oo maşallah. Evet. Bayağı bir yerim varmış. Ya bunda hep o lahanalık var. Şimdi dikkat edinler o kardeşim ola ayrıldıkça hep ben satın almışım bu yeri. Bizim... Türkiye'yi seviyor musunuz? Ha? Türkiye'yi seviyor musunuz? Nasıl sevmez benim kız kardeşim var Bursa'dan. Bursa'da. Evet. Neresinde? Ama üldü. Ha? Neresindeydi Bursa'nın? Bursa'nın Elmasbaşı. Elmasbaşı. Sen gittin mi dayı Türkiye'ye? Ha? Türkiye'ye gittin mi hiç? Ha gittim birkaç defa. Bursa'ya mı? Bursa'ya. Bir defa açan geldik Dögü Beyri. Ayrıldık Bursa'dan.
çıktık. Gelibolu. Gelibolu ne diyorsunuz? Çanakkale. Çanakkale. Evet. Ondan sonra Trupya'da koştuk, çıktık Gelibolu'ya. Edirne'ye bana kalsa çıktı o yol. Edirne'ye attı. Oradan da buraya geldi. Aldı Erdek. Erdek var onda Erdek. Deniz. Ha. Aldı o şiley. Prizren'e vardı onda o şiley. Necip Müşa turist. Sonra aldı da güveri, vurduk o tarafa. Jürdüm orasını da. Türkiye'de de işlediler çok. Beğendin mi Türkiye'yi? Ya beğendim, nasıl yok? Nasıl yok? Sen akraba bir zamanlar. Evet, akrabayız. Evet, kan çeker. Kardeşiz. Evet. Türkiye'yi sevmez misek? Var yegenliğimiz, var yegen kala demek. Motramı, kızları, çocukları. Ac olamın. Bizim 5-6 tane kız var ütede. Olay ülkeler, rahmetli oldular şimdi. İhtiyarlandılar. 56 senesinde ciddiler burada. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. O 56 senesinde ciddiler Mamuşa'dan göç ettiler Türkiye'ye. Niye gittiler? Zorla mı gittiler yoksa kendileri mi? Zorla. İşte bunda var idi o vakit. Tito zamanını dediler, Tito. Ha, duydum. Tito. O Tito deyiyor şey ama var idi onun bir arkadaşlığı şey, Sırplı Ranković adında. Ranković. O Ranković çok diktatura sonra. Atadılar buna otkup. Otkup deyiler, topladılar, üçüme de topladılar, et, pasul, yumurta, yağ, kavlatırmak için üçümeydiyse Yugoslavya yok bir şey. Aldılar çok o şey. Sonra ondan sonra o Rankoviç'e verdi aksiyon tüfeklerin harma tüfek. O şey aksiyon tüfek araydı. Çok insanlar dügdüler sonra bundan. Düdüyor, çok düdüyor. Bu köyü boşaltmadılar. Yok, sonra bula çiması kaçtı Türkiye'ye. Güç ettiler buradan. Çok yarısı güç etmişler. Var Salili'da, var Bursa'da en çok. Abi bir tane Eskişehir. Anlaceli ben bilmiyorum. Türkçe biliyor musun? Bileyim. Adın ne? Hayrunisa. Hayrunisa. Ne yapıyorsun burada? Oyun oynuyorsunuz. Evet. Kaça gidiyorsun? 5. 5'e gidiyorsun. Ablam mı? Yok. Bunlar niye utanıyor böyle ya? Çok utangaçlar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şurada Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans görüyorsunuz. Her yerde Türkiye'ye ait devlet hizmetlerini görüyorsunuz. Buranın adı Ankara Parkı'ymış. Parku Ankaras. Ankara Park. Çevreyi temiz tutmak için artık bertarafı kanunen cezalandırılır. Burası aile sağlık merkeziymiş. Kosova Cumhuriyeti Mamuşa Belediyesi Aile Sağlık Merkezi. İki tane ambulans da burada var. Burası da Mamuşa'nın belediye binası. Tabii ki Türk bayraklı. Burası Ömer Seyahat. Burada Türk Hava Yolları ve Pegasus biletleri bulabiliyorsunuz. Burası Kosova Türkleri İnsani Yardım Vakfı. Buraya bir kuaför salonu açmışlar. Kuaför Kimet. Bir litre benzin 1 euro 55 centmiş. Adem Petrol'e bekleriz. Az önce konuştuğum o küçük kız vardı, Hayrunisa. O sonradan gelip yanıma YouTube kanalının adı ne abi diye sordu. Gezen Can dedim. Gitti bütün çocuklara söylüyor. Bağırıyorlar böyle. Gezen Can'mış, Gezen Can diye. Amir Melike Bayan Kuaförü.
Serdar Market. Bildiğiniz köy bakkalı işte. Burası Kosova Demokratik Türk Partisi'nin Mamuşa Şubesi. Seçimlerde Kosova Demokratik Türk Partisi'ni destekleyin arkadaşlar. Şu anda bir marketin içindeyim. Ve burada az da olsa Türk ürünleri görebiliyorsunuz. Çorbalarımızdan var. Ezogelin çorbası. Mercimek çorbası, pekmez var. Bir de burada ben çocukken Türkiye'de olan ama daha sonradan hiç bulamadığım şu patos cipsleri var. Bunları Balkanlarda çok yerde gördüm. Bülger. Mesela şunlar 50 euro centmiş. Susamlı çubuk kraker 60 euro centmiş. Peynirli çubuk kraker 25 cent. Eti cracks 25 cent. Kabak çekirdeği 1 euro 20 cent. Tadım badem 1 euro 20 cent. Tuzlu ay çekirdeği 50 euro cent. Buranın en meşhur restoranı Genç Osman Köftecisi. This one is Ottoman Empire symbol. And the one on the left is the Turkish one. Köfteci Osman'a geldik, Genç Osman. Ayranlar, biberler, köfteler. Kolay gelsin abi. Nasılsın? Köfteniz çok meşhurmuş, öyle diyorlar. Biz de köfte yemeye geldik. Hoş bulduk abi. Aa, TRT haber. This is Turkish TV. Abi ne yiyoruz? Köfte var, 2-3 tane köfte var, et var, şekerimiz var, kahve var. Ayran var mı? Ayran var, kendi ayranımız var. Tamam. Biz çok aç değiliz ama şöyle az bir şey yapalım. Tablılık. Kosova'nın en güzel köftesi burada. Genç Osman. Bak abi, ekmeğe bak. Üstünde tereyağı eritmiş, mis gibi. Bazı yerlerde soruyorum, bu yok diyorlar. Yok yok var. Kuşu böyle verir misin? Kuşu ya da acı ver. Var mı abi? Acı. Acı abi, ben çok seviyorum. Bir de onları yiyin. İyi, tamam. İçine de Of of, ben bunu çok seviyorum ya, özlemişim.
This is very famous in Turkey. Very spicy. Abi Genç Osman'ın sahibi arkadaş her şeyi bedava vermeye çalışıyor. Daha fazla köfte vereyim diyor. Su getiriyor. Kahve yapayım diyor. İşte biber falan getirdi. Sağ olsun acı biber getirdi. Valla böyle bir misafirperverlik uzun zamandır görmemiştim. Abi çok sağ ol ya. Adamsın. Espressomuz da geldi. Ersan abi bizden hiç para almadı. Sağ olsun çok güzel ağırladı. Allah razı olsun abi. Amin cümlemizden. Biz de ona küçük bir hediye olarak kart takımını veriyoruz. Sağ ol abi. Bugünün hatırasın abi. Hatırlarsın abi. Abi gezdik, yedik, içtik. Hiç para almadılar. Her şeyi ikram ettiler. Müthiş, güzel bir misafirperverlikle karşıladılar. Otobüse bindik. Şimdi insanlar sordular, gezdiniz mi? Nasıl? Beğendiniz mi? Her şey nasıldı diye sordular. Şimdi Prizren'e doğru devam ediyoruz. Ha buraya mamuşa. Burada şimdi bu Arnavutköy. Aha. Burada şimdi değil. Bunlar Türk değil bunlar. Bunlar Arnavutköy'ünden. Çok asker var mı abi burada? Yok. Bir 10 tane var. Ama Prizren'de daha çok. Ama var bunlar şey. Tabur şey. Gittiğimiz yerdeki köftecideki Ersan da öyle söyledi. Ona dedim Amerika mı koruyor dedim Kosova'yı Sırbistan'dan. Daha önce de birkaç Türk aynı şeyi söylemişti. Bizi daha çok dedi Türkiye koruyor dedi. Yani Türk askeri çok fazla var burada dedi. Çok önemsiyorlar burayı dedi. O yüzden bizi çok seviyorlar. Mamuş'a yolculuğumuz bitti. Umarım keyif almışsınızdır sizler de. Görüşürüz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Can you read this? Yes, okay. So. Dedelerimizin mezar taşlarını okuyabiliyoruz şu anda. So, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah el marhum el mahfur. Then it becomes harder. Yeah, anything else here? This one? Not very hard. I have a hard time. Okay. Dedelerimizin mezar taşlarını tam okuyamadık. Yani işte Allah büyüktür ve merhuma Allah'tan rahmet gibi bir şeyler yazıyor. Anladığım kadarıyla. El merhum falan diye. Burası bir cami abi. Şurada abdest alınıyor sanırım. Böyle çok güzel bir huzurlu bir cami yapmışlar adamlar.